Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stronghold Crusader 2 maceramıza bodozlama bir şekilde geri döneceğiz. Sizlerden çok fazlasıyla yoğun istek aldım arkadaşlar bu oyun için. Biliyorsunuz sizlere 10 bölümden fazla bu oyunun video serisini sunmuştum. Ancak teknik sebeplerden dolayı o dönemlerde bitirmek zorunda kalmıştım arkadaşlar. Bu bölümde DLC paketinden oynayacağız. İlk bölümden oynayacağız, yani The Princess and the Pig DLC'sini oynayacağız. Dediğim gibi ilk bölümden olaya bodozlama gireceğiz. Bu seride hiç yenilmedik ve bu geleneğimizi de sizlerle birlikte devam ettirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ben dilerseniz tıklamak istiyorum. Evet, The Princess and the Pig DLC'sini oynuyoruz ve ilk bölümden olaya giriyoruz arkadaşlar. Evet, Pig ile kapışacağız. 750 altınımız var. Pig'in ise 1000 altını var. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar, düşmanlar bizden tabii ki çok daha güçlü başlıyorlar. Evet, hemen şöyle stockpile'ımızı bir yerleştirelim. Dediğim gibi arkadaşlar, sizlerden çok fazlasıyla istek aldım. İşin açıkçası ben de çok özledim bu oyunu oynamayı. Ve bakalım başımıza ne gibi takla durumları gelecek. Daha doğrusu yenilmezliğimizi pekiştirebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar, toptan bir kale yapmaktan ziyade ilk başlarda şu şekilde, biliyorsunuz daha önceki videolarımda da kule mantığıyla devam ediyorduk. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu gerçekten çok daha iyi olabiliyor. Yani hem daha ucuz hem de güzel, etkili bir korunma sağlayabiliyoruz. Hemen şöyle yapalım. Popülasyonumuzu artıralım arkadaşlar. Evet, çok güzel. Tekliciler, siz de özlediniz mi ya? Vallahi ben bayağı bir özlemişim bu oyun oynamayı. Ve bakalım ya, güzel bir olaya gireceğiz. Beğenirseniz ara ara oynanış videoları gelecek arkadaşlar. Evet, şimdi oduncularımızı yerleştirdik. Öncelikle ufaktan ve kontrollü bir şekilde gelişmemiz gerekiyor. Yani altınımız görmüş olduğunuz gibi bayağı az durumda ve böylelikle tabii ki kontrollü bir şekilde gelişmemiz gerekiyor. İlk etapta şöyle yapacağım. Paralı askerleri çıkartacağım çünkü kendi silahımızı üretebilecek kapasitede değiliz. O yüzden öncelikle kaynaklarımızı oturtturacağız. Evet, şimdi yemek işini halledelim. Evet, biz bu coğrafyada ne yapabiliriz? Hemen şöyle bir bakacağım. Oo, demir kaynağı, güzel. Evet, burada da var. Yalnız ilk etapta dediğim gibi arkadaşlar, kontrollü bir şekilde gelişeceğimiz için demir kaynaklarına hemen yönelmeyeceğiz. Pik burada güzel bir şekilde gelişiyor. Arkadaşlar, haritada görüyorsunuz hemen sol altta beyaz noktalar var. Buraları ele geçirirsek buradaki kaynaklar bize hizmet ediyor. Yani bunlar güçsüz ama tarafsız bölgeler. Kim ele geçirirse orası buraya hükmediyor. Yani o kral. Evet, bu arada bir mesajımız var. Evet, bir bakalım abi. Saldırıyor mu bize? Evet, burayı ele geçireceğiz arkadaşlar ki bu taş kaynaklarını güzel bir şekilde kullanabilelim. Evet, bilelim. Konuşamadım abi. Evet, şimdi şöyle yapalım. Odun lazım. Arkadaşlar, ne yapsak? Şimdi burayı ufaktan koruyoruz değil mi biz? En azından düşmanın muhtemel saldırı noktaları burası. Ve biz de burayı güzel bir şekilde korumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü zaferin anahtarı şu hattı korumaktan geçiyor diye düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Şimdi şöyle yapalım. Ha, ben biraz paramı askerlere yatıracağım. Umarım yanlış yapmıyorumdur. Arkadaşlar, bu seride hiç yenilmedik. Ve yenilmemeye de özen göstereceğiz. Evet, Pig güzel bir şekilde bize saldırıyor ama takliye gelecek arkadaşlar. Şöyle ben şu askerleri de şu merdivenin giriş kısmına yerleştireyim. En azından oraya kadar ulaşırlarsa bile yukarı çıkmasınlar. Bu arada arka planda güzel bir zoom açılıyor. Evet, yine çöllere geri döndük. Şimdi arkadaşlar, bizim yemek olayını düzene sokmamız gerekiyor. 134 altınımız var. Şöyle yapalım. Halktan biraz vergi alalım mı? Ne diyorsunuz? Evet, biraz vergi alabiliriz ya. Yani bir tık. Yemek olayımızı düzene soktuktan sonra da tabii ki yemeği fazla verip daha çok vergi alabileceğiz. Abi, bugün de boğazıma gıcık takıldı ya. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar.
Şimdi şöyle yapalım. Evet, bu demirleri sat gitsin. Bunları da sat. Bunlardan içki yapılıyor. Sat abi bunları da. Şöyle yapacağım ben. Biraz odun alıp. Evet, bu arada kel kafadan bize mesaj var. Taklaya geleceksin bunu. Evet. Burayı güzel bir şekilde koruyoruz. Öncelikle dediğim gibi kontrollü bir şekilde gelişeceğiz ve olayımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi buradan şey alalım abi. Bayağı bir oduncu koyacağım buraya. Çünkü odun gerçekten temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Aslında burayı da ele geçirebiliriz. Buradan da taş kaynaklarını yönetebiliriz arkadaşlar. Ancak onun için henüz biraz erken gibi. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz buraya ne yapalım? Şöyle bir iki tane buğdaycık koyalım diyeceğim ama odun üretimimiz yerlerde arkadaşlar. Biraz odun alalım. Şöyle bir tane buğdaycık koyayım ben buraya. Bir tane de ekmek fırını. Evet, güzel bir şekilde gelişiyoruz. Gerçi harita kaynak bakımından gayet güzel ancak biraz bizim uzağımızda kaldığı için arkadaşlar stratejik davranmamız gerekecek. Çünkü muhtemelen işçilerin geçiş noktası burası olacak. Burası da zaten düşmanın saldırma noktası. Biz bu noktayı koruyabilmeliyiz ki buradan kaynakları sömürebilelim. Gerçi şu arkadan da gidebilirler. Ancak onun için yeterli odunumuz yok arkadaşlar. Biraz sıkıntı. Evet. Şöyle yapalım. Evet, burası kaç tane okçumuz var? 43. Toplamda 43 okçumuz var arkadaşlar. Evet, şimdi. Evet, bekliyoruz abi. Güzel, biraz kaynaklarımızı şey yapalım. Şuradan biraz daha ben yemek vereyim millete. Az buçuk bir şeyler yapmaya başladık. Evet, ekmekçilerimiz ufaktan çalışmaya başladılar. Abi çok özlemişim oyun oynamayı ya. Ne oldu lan tekteci? Alacağım oğlum façanı, merak etme. Evet, şöyle şurayı da koyalım. Güzel güzel, fena değil. Hop, ne iş, saldırı mı var? Abi pig buraya mancılık üretim merkezi koyuyor. Bu bizim için hiç iyi değil. Ne yapalım abi şimdi? Ya aslında şu taşları alsaydık güzeldi. Yani şurayı ele geçirsek hiç fena olmayacak. Henüz ona girişemeyiz arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Abi, ne iş? Hop. Abi pig burayı ele geçiriyor. Pig burayı ele geçiriyor arkadaşlar. Şimdi bizim ona bir taciz ateşi yapmamız lazım. Rahat bırakmayalım. Şöyle yapalım. Abi ben şöyle atçılarımı gönderiyorum. Devam. En azından arkadaşlar ben alamıyorsam pig de alamayacak. O atların yolunu keseceğiz. Evet. Evet, yapıştırın abi. Rahat bırakmayın. Rahat bırakmayın. Aynen. Şimdi arkadaşlar şurayı ben biraz daha güçlendirmek istiyorum. Siz devam. Evet, ekmek durumumuz ne alemde? Güzel. Arkadaşlar gerçekten ekmekte iyi para var. Ben biraz daha yemeklerini fazla verip vergiyi yükselteceğim. Ki böylelikle halk mutsuz olmasın. Evet, 24 gerçi ama şey yapalım. Bir tane ev koyalım arkadaşlar şuraya. Stronghold Crusader 2'de gerçekten 1'e göre, yani ilk oyunlarına göre yerleşmek, bir ticaret, yani bir sanayi ortamı oluşturmak çok daha zor. Stronghold Crusader 1'de daha kolaydı arkadaşlar. Şimdi bu tepeye çıkmamız lazım ki burayı biz yönetebilelim. Şöyle yapalım. Şimdi biz ne yapalım abi? Evet, onun için taşımız mı yok? Taşları da sattık. Şöyle yap abi. Tamam. Abi
Biraz daha taş alalım. Not enough gold. Ve bunu yerleştirebiliyor muyuz? Aynen, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, buradan bize tabii ki ne çıkacak? Oyuna ilk girdiğimizde verilen, bize bedava bir şekilde sunulan askerler çıkacak. Bedava değil aslında, bu askerleri de parayla çıkarıyoruz ama işte alet edevatı falan direkt hazır bir şekilde geliyor. Görüyorsunuz şurada 5 tane okçu olayımız var. Hemen şöyle yapalım. Ben şunları bir çıkartayım abi. Abi ben bu okçuları şöyle göndersen nasıl olur? En azından o tepeye çıksınlar değil mi? Orayı bir kontrol altına alalım arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle biraz buğday üretimimize gitmemiz lazım. Evet. Odunlardan güzel para geliyor. Evet abicim. Gerçi odunları satmayacağız. Yemek olayımız nasıl? Çok güzel. Biraz daha yükselt. Henüz çok fazla işçimiz yok. Böylelikle çok daha fazla asker çıkartabiliriz. Evet. Şöyle ben biraz şey alacağım arkadaşlar ya. Tahta alayım. Bir ev yapalım. Popülasyonumuzu yukarı çıkarmamız lazım. Evet. Güzel. Abi. Siz böyle devam, hadi bakalım. Yalnız ciddi bir saldırı alırsak biraz sıkıntı. Evet, burayı ele geçiriyoruz arkadaşlar. Evet, pig bayağı be. Kızdı arkadaşlar. Yalnız o bize saldırabilir. O yüzden düşmanımızı hiçbir zaman hafife almamak gerekiyor. Şimdi ne yapalım? Evet. Stone lazım abi. Aslında ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi benim bu kule biraz doldu. Şu yan tarafa doğru da askerleri takviye olarak göndermek istiyorum. Evet, en azından buradan taş gelecek arkadaşlar. Buradan çıkamıyor muyuz? Evet. Abi olayı unutmuşuz ya. Sil abi, sil. Hop lan, yanlışlıkla şeyi sildim ya. Dur bakayım, dur. Gelin siz böyle. Gelin abi, gelin. Lan oğlum, yanlışlıkla sildim ben onu ya. Allah aşkına, ne yaptım ben ya? Lan oğlum, onlar orada telef olacaklar. Telef olacaklar. Ya Allah aşkına, ben bu hatayı nasıl yaparım ya? Abi şuradan ben biraz şey satayım. Evet. Abi 220 lazım. Gözünü seveyim. Ben o hatayı nasıl yaparım ya? Neyse abi, neyse, tamam. Hiçbiri ölmedi. En azından okçularımızı kaybetmedik. Ya çok fena bir hata yaptım ben ya. Oğlum gelmeyin. Evet. Abi çıkın yukarı. Yukarı çıkın hadi. Ya arkadaş, ben o hatayı nasıl yaparım ya? Şunları indirin. Var mı buradan çıkarabileceğimiz asker? Abi devam. Ya ben çok fena bir hata yaptım arkadaşlar. Farkındayım. Neyse, indireceğiz. Sıkıntı yok. Evet, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? En ufak bir hatamda ne oldu? Yani şu noktayı boş bıraktım, taklaya geldim. Evet, ne diyor abi? E tabi biter. Şöyle yapalım. Abi ben şuraya ele geçireceğim. Bir saniye. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Ya bütün düzenimizin içine ettik yalnız ha. Neyse, taş geliyor mu? İkinci bir kuleyi dikmem lazım benim buraya. Evet. 48 falan filan. Tamam. Çok güzel. Az kalsın taklaya geliyorduk ya. Bayağıdır da oynamıyorum. Yani elimiz unutmuş oyunu oynamayı.
Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şurayı ben mi şekillendirmek istiyorum aslında. Şuradan şeyi alalım. Aynen. Yapıştır kardeş. Burası ne alemde? Güzel. Evet, bunlar artık bize zarar veremeyecek. Çünkü bu noktayı tutuyoruz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tek noktadan kendimizi koruyoruz. Çünkü düşman askerleri arka kısımdan gelmiyorlar. Yani saldırma hattı burası olduğu için biz de burayı tutuyoruz. Gayet de güzel olacak. Evet, taş kaynaklarını da kullanıyoruz. Yalnız benim oraya ne yapmam lazım? Asker takviyesi yapmam lazım. Orada çok az askerimiz var. Bir saldırı olursa kesinlikle burayı koruyamazlar. O yüzden hatta biraz şuradan ayırıp buraya doğru göndereceğim abi. Hadi bakalım yapıştırın. Hop, bir dakika, dur. Siz böyle burada kalın abi. Hadi okçular, boş durmayın. Evet, çok güzel abi, çok güzel. Tamam, siz oraya doğru gidin. Ben biraz daha oraya takviye yapacağım. Ki bu kaynakları korumak hayati önem taşıyor arkadaşlar. Ki buradan taşları güzel bir şekilde söğüşleyebilelim. Niş abi, ekmeğimiz bitmiş. Tabi saldırı oldu. Biraz vergi kısalım. Tamam, çok güzel. 14'e 40, popülasyon 0 abi. Popülasyon 0. Biraz paramız da alalım ya. Evet, en azından 30 tane. Evet, yapıştır abi, yapıştır. Evet, buradaki okçular buraya etki yapıyor. Çok güzel. Evet, pik saldırmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Evet, popülasyonumuz artmaya başladı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi yardırın oğlum. Yardırın. Az kalsın o salakça hata bizim ölümümüze neden olacaktı. Evet. Şöyle yapalım. Şuradakileri de göndereceğim arkadaşlar. Siz şöyle biraz da içeride kalın. Evet, güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, ekmeklerimiz de birikmeye başladı. Çok iyi abi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi bakalım, çalışın. 92. Biraz taş biriktirip arkadaşlar aslında ikinci bir kuleyi dikebilirim ya şuraya. İyi olur. Çünkü mancınıklarla geliyor taklaca. Biraz sıkıntı yaratabilir abice. Evet. Abi özlemişim ama unutmuşum arkadaşlar oyun oynamayı. Evet, şöyle yapalım. Bir tane daha ekmekçi çalışır arkadaşlar. Güzel olur. 152, 154, 162. Güzel, güzel taş geliyor abi. Güzel taş geliyor. Evet. İkinci kuleye az kaldı takliciler. Tamam, şimdi biraz iyice artırıp vergiyi artıralım. Bizim askerlerimiz ne halinde burada? Evet, tamam. Çok güzel. Evet takliciler, zor da olsa gelişmeye çalışıyoruz. Evet, şöyle yapalım. Siz böyle çıkın abi buraya. Şimdi benim silah üretimime geçmesi gerekiyor. Yani silah üretimi yapmam lazım. Ancak şu an için henüz erken arkadaşlar. Silah üretimine daha sonra geçeceğim. Evet abi. Askerler ileri marş. Evet, pig. Evet, içki üretiyor abi. Taklici. Arkadaşlar taşları satmayacağım. İkinci bir kuleyi dediğim gibi oluşturacağım. Onun için onu beklememiz gerekecek. Şimdi ne yapalım? Popülasyonumuz 40'ta 40. Aslında şöyle bir ev daha koyabilirim. Bunları kalenin yakınına koyarsanız çok daha şey getiriyor arkadaşlar. Popülasyon biraz daha artıyor. Uzağa koyarsanız daha az kişi çıkıyor o evden ve tabii ki böylelikle popülasyonumuz da azalıyor ama. Şimdi. Evet, pig tekrar bir saldırıda bulunuyor arkadaşlar. Ne yapalım? Yani hazır şöyle biraz da atlılardan çıkarmak istiyorum. Evet. Hadi yapıştırın oğlum. Geçit vermeyin. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Harika. Evet, buradakiler de etki yapıyor. Arkadaşlar,
güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hadi bakalım. Evet, ne kadar altınımız var? Güzel. Aslında vergiyi biraz daha yükseltebilirim. Hızlı gelişelim. Evet, çok güzel. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani tam kale yapmaktan ziyade bu tarz bir tane şey bize yetiyor. Umarım yetecek. Bu sefer bayağı iyi saldırdılar. Evet, 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 evet. Okçular gelin buraya. Evet, en azından orada oyalayacağız abi. Yalnız var ya, benim şöyle yem olması bakımından şey yapmam lazım. Evet, evet, evet. Taktiğe geleceksiniz oğlum. Araya girdi mi lan o? Evet, neyse ki öldü. Tamam. Şimdi yem olması bakımından aslında ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunlar çok ucuz, tamam mı? Bu yakıcılar var ya. Şöyle buraya koyacağım arkadaşlar bunları. Ki burada askerler, yani gelen güçlü askerler, bunlarla kapışayım derken oradan okçular onları yiyecek. Bu da güzel bir stratejidir. Tavsiye ederim. Yani eğer bu tarz bir stratejiyle ilerleyecekseniz tavsiye ederim arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet, şimdi ikinci kulemizi de şöyle koyalım. Evet, buradan bir sıkıntı gelmeyecek. En azından en kötü buraya ben asker yığına yaparım. Yine de oradan buraya geçit vermem arkadaşlar. O yüzden şu noktayı koruyacağız. Hadi bakalım. Şimdi 10 tane okçu çıkaralım. Arkadaşlar bu seride biliyorsunuz bölüm bölüm oynuyoruz. Yani ilk bölüm yerleşim bölümü oluyor. İkinci bölümde savaş bölümü oluyor. İşte bu bölümde öncelikle düşman saldırılarına karşı korunup, yani kendimizi geliştirip daha sonrasında da sonraki bölüm savaş bölümüne geçiyoruz. Çünkü ikisini bir anda sunacak olursam video 1,5 saat falan alır. O yüzden arkadaşlar bu şekilde part part olacak biliyorsunuz. 600 kilobayt upload hızım var. O da benim için biraz sıkıntı. Evet, şimdi. Güzel. Taş kaynaklarını biz yönetiyoruz arkadaşlar. Burada 2 tane kulemiz var. Ekmekçilerimiz güzel bir şekilde çalışıyorlar. Evet, vergimizi de güzel alıyoruz. Evet, şöyle biraz şey yapalım. Hatta ikinci şeyi kurmak istiyorum arkadaşlar ben. Yalnız burada ağaçlar bitti. Bu biraz sıkıntı. Hemen şuraya doğru ben bunları konuşlandıracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Siz şöyle bir hızınızla şuraya gelin. Siz şöyle kapışın abi onlarla. Evet. Abi iki taraftan da alıyorlar. Güzel bir strateji belirledik. Evet. Gel lan buraya taklaca. Ne oldu? Abi ben şuraya şunları yerleştireyim, tamam mı? Burada güzel bir şekilde kapışırken okçularımızın menzilinde olsunlar. Şimdi burada neyimiz var? Ne yapalım arkadaşlar? Bir tane şey yapmamız lazım. Evet, odunumuz güzel geliyor. Ben bir tane daha yel değirmeni koyacağım arkadaşlar buraya. Evet, buğday olayımız nasıl? Buğdayımız güzel birikiyor. Yalnız un olayımız sıkıntı. Tamam. Şu an onu da çözdük arkadaşlar. Yel değirmeniyle birlikte. Gayet güzel olacak. Hadi bakalım. Şurayı bir çoğaltalım. Evet, şu kuleyi de güçlendirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik dilerseniz videomuzu noktalayalım burada. Güzel bir şekilde geliştik, yani daha doğrusu gelişeceğiz. Bir sonraki bölüm savaşa gelecek. Direkt Pig'le birlikte savaşacağız arkadaşlar. Muhtemelen alacağız diye düşünüyorum. Çünkü bu oyunda hiç yenilmedik. Bu kule stratejimiz de gayet işe yaradı. Tavsiye ediyorum oynayanlarınıza. Böyle arkadaşlar, ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Dediğim gibi bir sonraki bölümde savaş olayına gelecek. Pig'le savaşacağız ve bakalım kazanabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.